Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 2021 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, Aralık ayı sizin için biraz dinlenme, içe dönme, kendinizi bir gözden geçirme ayı. Yay burcunda bir güneş tutulması, ikizler burcunda önemli bir dolunay ve burcunuzda bir Venüs retrosu var. Evet, Aralık ayında kendinizi fark edebilir, şifalayabilirsiniz. 4 Aralık'ta meydana gelecek olan 12 derece Yay burcundaki güneş tutulması 12. evinizde meydana geliyor. Aslında son 1,5 yıldır ikizler yay tutulmalarını yaşıyorsunuz ve bu dönem gerçekten hayatınızda belki alışkanlıklarınız, sağlığınız, çalışma düzeninizde de yenilikler getirdi, düzenlemeler getirdi. Bu yay tutulması artık bu aksdaki son tutulma ve önümüzdeki 9 yıl ikizler yay tutulmalarını yaşamayacağız. Her güneş tutulması aynı zamanda bir yeni ay, tabii ki yeni başlangıçları teşvik ediyor. 12. ev olunca Merkür de orada bu tutulmada. Düşünceleriniz biraz daha bilinçaltınıza yönelebilir. Biraz daha inançlar, felsefeler, biraz mistik ve spiritüel konular etkin görünüyor. Tabii ki yabancı kültürler, eğitimle ilgili konular, akademik konular, belki hukuksal işler önemli olacak. Biraz da yurt dışı, uluslararası konular, işte din, maneviyat, inançlar ve akademik konularda çalışmalar yapıyor olabilirsiniz. Belki bir tez hazırlıyorsunuz, belki kitap yazıyorsunuz veya bununla ilgili işte gündemleriniz var. Bunlar 1,5 yıldır da devam ediyor olabilir. Hani bunlarla ilgili yeni bir aşamaya geçiyorsunuz örneğin. Yeni bir adım atıyorsunuz. Tüm bunları destekleyebilecek bir tutulma aslında. Hayatınızı iyileştirmek için, belki bazı sağlık sorunlarınızı düzeltmek için, hayatınızda biraz sadeleşmeler için de yine bazı kapılar açabilir bu tutulma size. Bilinçaltı çalışmaları, şifa, terapi çalışmaları için de çok uygun bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Sonuçta yay burcunda olacak bu tutulma. Eğer 12 derece ve yakınlarında değişken burçlarda yay, ikizler, başak ya da balık gezegenleriniz bulunuyorsa siz daha çok etki alabilirsiniz. Ama bulunmuyorsa çok da etkilenmeyebilirsiniz. Yani sizin için çok tesirli bir tutulma olmak zorunda değil bu tutulma sevgili oğlaklar. Evet, etkileri bu ay kendini gösterebilir kişisel ya da toplumsal alanlarda. Ama tutulma olduğu için önümüzdeki tutulmalara kadar, yani Nisan sonu Mayıs dönemine kadar da etkileri aktif kalabilir. Evet, Mars ayın 13'üne kadar Akrep Burcu'nda sosyal bir ay geçirdiniz. Özellikle Kasım ayı hareketliydi sizin için. Kalabalıklara girdiniz, gruplara girdiniz, etrafınız kalabalıktı. Yaptığınız işler, çalışmalar, projeler sonuç verdi. Enerji harcadınız ama aynı şekilde başkalarının da dikkatini çektiniz. Şimdi ayın 13'ünden sonra Mars yay burcuna geçiyor. Biraz içe dönme zamanı, biraz dinlenme dönemi ve tutulma da tesir edeceği için belki işte çalışmalarınıza devam edeceksiniz. Biraz böyle sakin sakin kendi içinizde hazırlıklar yapacaksınız. Enerjinizi buralara daha fazla yönlendirmeye başlayacaksınız. Ve ayın 19'unda İkizler Burcu'nun 27 derecesinde Dolunay meydana geliyor. Bu Dolunay sizin 8. evinizde, 6. evinizde meydana gelecek. 6. evinizdeki Dolunay yine genel sağlığınızdır, işte günlük hayatınızdır, iş hayatınız ve mesleğinizle ilgili konuları işaret eder. İkizler aslında böyle birden fazla konu demek. Yani birçok işle ilgileniyor olabilirsiniz. Aynı anda 2-3 işle de ilgileniyor olabilirsiniz. Ticaretle de uğraşabilirsiniz. Özel işiniz de olabilir. Hani biraz yoğunluk var burada, hareket var. Çünkü bu Dolunay aynı zamanda para evinizdeki Jüpiter'le güzel bir temasta. Yani iş, ticaret, para, mesleki konularda bir hedefe ulaşma söz konusu. Belki de bir şeyi tamamlayacaksınız ve bitireceksiniz. Yani bu da olabilir tabii ki. Yani işinizle ilgili bir konuda bir çalışmayı bitirmek, bunun sonucunu almanız da mümkün görünüyor. Dolunay sağlığınıza biraz dikkat çekiyor. Yani genel sağlık konuları, işte beslenmeniz, diyetiniz, çalışma koşullarınız, uyku düzeniniz, sporunuz. Buralarda bazı farkındalıklar verebilir size. Bazı kararlar verebilirsiniz örneğin. İşte bir diyete de başlayabilirsiniz Dolunay sonrasında. Bir tedaviye başlayabilirsiniz. Zararlı bir alışkanlığınızı bırakabilirsiniz. Aslında son 1,5 yıldır bu konular aktif hayatınızda. Yani dönem dönem böyle kararlar veriyorsunuz. Belki geçtiğimiz Haziran'da böyle bir karar verdiniz ama tutamadınız. Tekrardan hani bu konuda bir karar verebilirsiniz. Yeni bir aşamaya geçebilirsiniz. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında ikizler, yay, balık, başak burçlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu bahsettiğim tesirler
güçlü bir şekilde çalışabilir. Eğer malefik gezegenleriniz değişkenlerde ise, yani Mars, Satürn, Plüto, Uranüs gibi sert gezegenleriniz değişkenlerde ise, 27 derece ve yakınlarındaysa, biraz daha sağlığınıza dikkat edin. Çünkü sağlığınızı daha güçlü etkiler bu tutulma o zaman. Yani solunum yollarınız, akciğerler, yani virüslerden gelebilecek bazı problemler artabilir. Bu anlamda daha dikkatli olmakta fayda var. Dolunay tesirleri ay sonuna kadar olan süreçte kendini gösterecektir. Ve bu ay yine yılın en önemli gezegen hareketlerinden birisi başlıyor ve sizin için de çok önemli ve özel. 19 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda, burcunuzda Venüs gerilemeye başlayacak. Bu yıl Venüs burcunuzda uzun süre kalacak, 6 Mart'a kadar. Gerileme hareketi yapıyor çünkü. Her 1,5 yılda bir Venüs geriler. Ama her 8 yılda bir aynı burçta geriler. En son burcunuzda, Oğlak Burcu'nda 2013 Aralık, 2014 Ocak ayında gerilemişti. Lütfen o dönemi şöyle bir gözden geçirin. Çünkü benzer etkiler olabilir. Bu arada ayın 21'inden sonra artık Güneş de Oğlak Burcu'na geçiyor. Sizin doğum gününüzde başlıyor. Ayın son döneminde doğan tüm Oğlak Burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Bu doğum gününüz, unutmayın, Venüs retrolu olacak. Bu ne demek? Sizin için diğer burçlardan daha güçlü bir şekilde çalışır bu Venüs retrosu. Tüm yıla yayılan bir etki olabilir. Venüs sevgi alışverişleri, özdeğer duygumuz, değer yargılarımız, hoşlandığımız şeyler, güzellik, estetik anlayışımız, maddi kazançlarımız, hayattaki konforumuz, rahatımız bunlarla ilgilidir ve Venüs gerilerken enerji içselleşir ve biraz dengesizleşir. Üstelik Plüto da kavuşumda. Plüto Venüs gerilerken tam kavuşumda olacak ve gerileme döneminde de birkaç kez bu açıyı yapacak. Biraz tutkuluyuz, hırslıyız. Tutkularımız, hırslarımız bizi biraz takıntılı duygulara, saplantılı duygulara yöneltebilir. Dikkat edin, böyle bir tutkulu ilişki içerisindeyseniz onu yönetmekte zorlanabilirsiniz sevgili oğlaklar. Veya hani karşınızdaki kişinin bu tarz sizde tavırları, biraz manipülatif durumları olabilir. Biraz tutkulu, hırslı, baskıcı tutumları olabilir. Aynı şekilde parasal konularda yine hırs ve tutkuyla hareket edip yani büyük riskler almak mümkün. Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Borcumuz varsa borçlanma konularına dikkat edelim. Çünkü gerileyen bir Venüs retrosu borç nedeniyle biraz hani sıkıntı yaratabilir. Bunun yanı sıra bu dönemde öyle bir kredi almayın, borçlanmayın ya da önemli alışverişler yapmayın. İşte evlenmeyin, imza atmayın. İş birlikleri için uygun bir dönem değil. Yani 30 Ocak sonrası çok daha doğru olacaktır, uygun olacaktır. Aynı şekilde Güneş üzerindeki bir Venüs retrosu biraz cinsel bölgelerle ilgili sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Cildiniz hassas olabilir bu dönemde. Eklemleriniz, kemikleriniz hassas olabilir. Romatizma problemler artabilir. Diz sorunları, dizinizde ağrılar, sızılar olabilir. Diş problemleriniz daha yoğun olabilir. Hani bu konularda belki daha uzun süreli bir şekilde daha fazla sizin için gündemde olabilir. Ama bir güzellik, estetik, bakım, işte diş tedavisi. Ama diş tedavisi biraz estetikle ilgili olabilir. O yüzden Venüs gerilerken bunlarla ilgilenmek biraz memnuniyetsizlikler yaratabilir. Ya da bir şeyleri geciktirebilir. Sonuç almakta zorlanabiliriz. Retro bitiminden sonra bunlara zaman ayırmak daha faydalı olabilir sevgili oğlaklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz.
Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.